Merhabalar. Kukla kafasına yine tekrardan hoş geldiniz. Merhaba çocuklar. Hoş geldin Su. Hoş bulduk Güneş. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Biraz heyecanlıyım. Tabii heyecanlısın. Bayağı çalıştın ama. Evet. Sağ ol. Evet çocuklar, heyecanımdan da anlayacağınız üzere bugün masalı ben anlatacağım. Evet, Su arkadaşımız bize çirkin ördek yavrusu masalını anlatacak. Ya Güneş, neyse biz masala başlamadan önce bir şarkımızı söyleyelim, bir enerji dolalım. Sonra sana danışmak istediğim bir şey var aslında. Tabii. Hemen başlayabiliriz o zaman. Tamam, hazır. Bir, iki, üç. Batı yakası ne güzel, sevgi, dostluk burada. Neşeli masallarla Güneş ve Su burada. Batı yakası ne güzel, sevgi, dostluk burada. Neşeli masallarla Güneş ve Su burada. Haydi gel, şimdi gel, masal saatine gel. Sen de haydi gel, şimdi gel, kukla kafasına gel. Haydi gel, şimdi gel, masal saatine gel. Sen de haydi gel, şimdi gel, kukla kafasına gel. Haydi gel, şimdi gel, masal saatine gel. Haydi gel, şimdi gel, kukla kafasına gel. Oh, haydi gel, yandan. Oh, çocuklar. Efendim. Nasıl anlatmaya geldik? Tamam. Sakin. Neyse, evet. O zaman başlayalım, söz sende. Evet, masalımızın adı Çirkin Ördek Yavrusu. Ama Güneş, yani neden çirkin ördek ya? Değişik denebilirmiş. Farklı olurmuş. Neden çirkin? Ördekler çirkin mi ki? Güneş. Ya pedagojik açıdan doğru mu? Ben başka zaman böyle şeyler söylesem. Sen arka planda hep beni uyarıyorsun. Evet. Ama burada bir şey anlatacağız. Dikkatimizi bir şeye vereceğiz. Masalın bütününe odaklan. Lütfen. Tamam. Başlıyorum o zaman. Evet. Çirkin. Biliyoruz. Ördek yavrusu. Ya, evvel zaman içinde, kabur zaman içinde, çok uzak diyarların birinde bir köy varmış. Bu köyde insanlar mutlu yaşarmış. Sonbahar mevsimindelermiş ve kış için hazırlık yapıyorlarmış. Hani senin annen gilde yapıyordu ya, böyle turşular falan, kışlık evet. Soslar. Evet. Ya, öyle. Çok severim. Ay, ben de bayılırım. Evet. İşte öyle hazırlık yapılan bir mevsimde, zamanda bir anne ördek yumurtalarının üstünde yatmış. Ay çok tatlı ya. Onların çatır çatır çatlayıp içinden çıkmasını bekliyormuş Güneş'im. Çok heyecanlı. Evet ya. Üstünde oturmuş, ısıtmış. Çok ısıtmış. Böyle beklediği bir gün. Evet. Çıtır. Sesler gelmeye başlamış Güneş. Güzel. Ve? Yumurtalar çatlamış. Çıkmış yavrular içinden. Bak. Ay nasıl tatlılar ama. Güneş ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Güneş bir tanesi çatlamamış. Olmaz. Evet. Anne ördek şaşırmış. Bu diğerlerinden neden farklı acaba diye bir düşünmüş. Ama biraz daha oturup onu ısıtmaya karar vermiş. Herhalde yeteri kadar ısı alamadı demiş. Evet, mümkün. Sonra biraz daha oturmuş, beklemiş ve bir gün çatır. O da çatlamış. Harika. Evet ama bir değişiklik varmış Güneş.
Nasıl yani? Yani bu hiç diğer yavrulara benzemiyormuş. Gerçekten mi? Evet, böyle kırmızı, mor, mavi gibi damarları belliymiş. Aa. Gözleri pembeymiş. Pembe. Evet, bir de ayakları da böyle ayakları? Soluk mor renkliymiş. Aa. Hiç ördek yavrusuna benzemiyormuş. Hatta oradan geçen bir kadın ördek demiş ki, bu kesin bir hindi. Hah. Ah. Hindi dedi. Anne ördek kabul etmemiş tabii ki. Hayır, o biraz kardeşlerinden farklı ama yakında o da onlara benzeyecek. Hatta uygun ışıkta bakıldığında o yakışıklı bile sayılır demiş. Sonra işte neyse. Ama hiç değişmemiş sanki. Yani değişmiş ama benzememiş kardeşlerine. Arkadaşları da onu biraz dışlamışlar biliyor musun? Aralarına almamışlar Güneş. İşte bu hiç iyi değil. Hem de hiç iyi değil. Çok yalnız kalmış. Biraz da böyle sanki oynarken kafalarını çevirmişler. Onu istememişler. Sen gelme demişler falan. Zor günler geçirmiş. Ve o da dayanamamış. Oradan uzaklaşmaya karar vermiş. Biraz koşmuş. Biraz gölde yüzmüş derken. Yorulmuş. Gölde dinlenirken. Yaban kazları yukarıdan böyle uçuyormuş. Oh. Hey çirkin ördek diye seslenmişler. Güneş. Aa. İyi onlar nereden tanıyorlar? Bu bir masal ya. Yani olabilir. Hani niye ördek diyorlar benzemiyorsa? Yani aklımı bir karıştırıyor. Neyse. Evet. Sonra? Sonra bizim ördek onlardan korkmuş. Biraz ürkmüş tabii herkes onu dışladığı için. Saklanmış. Ama o sırada avcı var gelmiş. Hayır. Yaban kazları bir tarafa kaçırmış. Bizim ördek iyice gölün derinlerine dalmış. Zaten en sevdiği şey ya gölün altında olmak ya da gökyüzünün altında olmakmış Güneş'cim. Ya aslında çok romantik be. Evet evet. Değerini bilemiyorlar. Doğru. Sonra ne olmuş? Sonra bir süre sonra bizimki çıkmış bakmış. Nereye? Avcılar yok. Gökyüzüne dışarı bakmış, civanlara bakmış, her yere bakmış. Avcılar yok. Hemen oradan uzaklaşmış. Gitmiş. Sonra yaşlı bir kadının evine denk gelmiş. Yaşlı kadın bir ördek bulduğuna sevinmiş. Çirkin diye düşünmüş ama bir işe yarar herhalde demiş. Olmazsa pişirir yerim demiş ki. Olsun. Evet. Kadının da kedisiyle tavuğu varmış. Bu sefer de kediyle tavuk dışlamış onu ya. Aa. Çok kötü be. Hey! Buradan kediye ve tavuğa sesleniyorum. Evet. Haklı bir... O da hayvan. Siz de hayvansınız. Nerede hayvan hakları? Evet. Siz kendi değerinizi bilmezseniz kim bilsin? Neyse. Evet evet. Neyse. Kedi demiş ki fare yakalayamazsın. Sen ne işe yararsın? Tavuk da demiş ki yumurtluyor musun sen? Ördek ne diyeceğini bilememiş. Sen ne işe yararsın demiş tavuk. Burada da dışlanmış. Çok yazık. Dayanamamış. Demiş ki buradan da gitme zamanı geldi. Oradan çıkmış. Ama hava çok soğukmuş Güneş artık. Sert rüzgarlar. Dondu şimdiden. Ayy. Esmeye başlamış Güneş. Evet. Evet o da çok üşümüş. Galiba kış gelmiş. Ay artık sosları, turşuları yiyebilirler. Çok iyi be. Nasıl da aklına geliyor. Evet. Sonra ne olmuş Güneş biliyor musun? Ne olmuş? Bizim ördek. Evet. Bir gölün üstünde. Evet. Kat katı kesilmiş yoksa. Çünkü çok kar yağmış. Göl donmuş. O da donmuş. Ne? Ya. Ama güzel insanlar. İyi ki var. Bir çiftçi. Evet. Oradan geçerken bizim ördekimizi fark etmiş yine. Ya. Onu almış. İçine koymuş. Ay ışıtmış, çok güzel. Işıtmış. Evine gidesiye kadar. Onun buzları çözülmüş. Çok güzel. Çok sıcacık olmuş. Sonra çiftçi ona evde bakmış etmiş falan derken. Ama
Oraya da ait olmadığını hissetmiş. Oradan da gitmek istemiş Güneş. Ah ne yapsın? Sonra? Sonra oradan da çıkmış. Bir gün gökyüzüne bakmış. Evet. O da ne? Ne görmüş? Dünyanın en güzel yaratıkları uçuyor. Aa. Ne kadar güzeller demiş. Bembeyaz tüyleri var. Kim onlar? İncecik uzun boyunları. Onlar kuğularmış. Ya çok severim ben kuğuları. Evet, ördeğin de böyle içi akmış onlara. Görsen nasıl sevgi dolu. Böyle onlara doğru gitmek istemiş ama dışlarlar diye korkmuş Güneş. Biliyor musun? Öyle kendi başına biraz aç, öyle biraz yalnız bir süre daha takılmış. Kış geçmiş, ilkbahar gelmiş artık. Sonra bir bakmış bir gün o beğendiği kuşlar, yani kuğular, tekrar uçuyorlar. Aa! Hay onlara selam vermek istemiş. Yeltenmiş ama yine çekinmiş Güneş. Ya. Hep dışlandığı için bir türlü cesaret edememiş. Derken bu sefer kuşlar onu görmüş. Gelmişler. Ördek korkmuş. Demiş ki eyvah, bu sefer yandım. Geliyorlar üstüme. Çok da kalabalıklar. Sürü halindelermiş. Ne diyorsun? Evet. Demiş ki ama ne olursa olsun bu güzel yaratıklardan ne olursa olsun demiş. Razıyım be. Razıyım demiş. Sonra. Ve kafasını eğmiş böyle. Şöyle mi? Şöyle eğmiş iyice. Evet. Ne görsün? Ne görmüş? Göldeki yansımasını görmüş Güneş. Aynı o beyaz tüylü güzel yaratıklara benziyormuş biliyor musun? Evet. Aynı onlar gibiymiş. Ya çok şaşırdım. Evet. Ve kuğu olduğunu anlamış aslında. Ne diyorsun? Kesinlikle. Çok güzel. Evet. Şimdi ben burada şöyle yapalım. Bakın. Atakan abi bize yardımcı olsun. Bu tarafa bir ördek yavrusu alalım. Evet. Atakan abi oraya bir ördek yavrusu aldı. Evet. Tamam. Gördüm. Diğer tarafa da. Bu tarafa. Evet. Şu tarafa. Güneşin olduğu tarafa da. Bu tarafa da. Tamam. Şimdi süper oldu. Bakın. Harika. Benziyor mu ya Güneş'cim? Benzemiyor. Hiç benziyor mu? Benzemiyor. Yani şaşırmışlar. Demek ki hayatları da hiç görmemişler. Evet. Zor be. Bilgisizlik de zor. Nasıl olmuş acaba? Evet. Demek ki kuğu görmemişler Güneş. Olabilir. Olabilir. Mümkün. Sonra neyse. Bu kuğular gelmişler bizim ördeğimizin, yani ördek sandığımız kuğunun etrafına. Etrafında dairelerle dönüp onu selamlamışlar önce. Sonra gelmişler böyle tüylerini düzeltmişler. Ondan sonra bir de çocuklar gelmiş. Biliyor musun? Evet. Hatta böyle demişler. Yeni bir tane daha gelmiş demişler. Onlara simit atmışlar, ekmek atmışlar. Bir ziyafet Güneş. Çok güzel. O sırada tabii ilkbahar geldiği için her taraf şenlenmiş. Başka anne ördekler, kuğu anneler de tekrar yumurtaların üstüne yatmış. Çatır da çatır çatlasınlar diye. Çatır üstüne yatmışlar. Köyde de bir şenlik havası. Bir görsen. İnsanlar böyle dışarıdalar, oynuyorlar falan. Öyle. Aynı bizim gibi değil mi Güneş ya? Evet. Biz de seninle çok oynardık değil mi? Su. Çok iyiydi be. Evet. Çok güzel günlerdi ya. Evet. Hep de ben dışlanıyordum ama. Çünkü ben farklıydım. Benim gözlerim güzel diye bence yani bir şeylikler oluyordu sanki. Öyle hissediyorum. Senin olayın aslında dışlanmak değildi. Sen mızıkçılık yapıyordun. Evet. Hiç de bile. Ben mızıkçılık yapmıyordum Güneş. Neden öyle söyledin ki? Her zaman oyunlarda hep sen kazanmak istiyordun. Kazanamayınca da mızıkçılık yapıyordun hatırlasana. Ama ben yani her çocuk kazanmak ister. Küçüktüm, ufacıktım. Hepimiz çocuktuk. Kimse seni dışlamıyordu. Güneş. Evet. Çirkin ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni. Yedi burası mıydı? Dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet ellere. Evet be. Ne sen beni unut.
suyunu. Senin suyun. Evet. Ne de ben seni. Buraya kadarmış be. Gidiyorum. Dur dur gitme. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun dur. Yok kız gider miyim bir yere? Daha kitap önerisi yapmadık şaka şaka. Buradayım. Evet, evet. Canım arkadaşım. Evet bu hikaye bana çok dokundu Su. Bana gerçekten. Da. Güzel bir masaldı ve bana çok dokundu. Yani birbirimizi farklı özelliklerimizle kabul etsek ne kadar güzel olurdu değil mi? Evet ya. Tüm mızıkçılıklarıyla mesela. Bu biraz farklı bir konu. Bunu daha sonra konuşalım arkada. Tamam mı? Tamam. Bu çünkü senin farklı olmanla alakalı değil. Ya, tamam bak. İşte gidiyorum evet. Deyip gideceğim şuradan. Tamam tamam gitme. Evet konumuzla ilgili güzel bir kitap tavsiyesinde bulunacağım tabii ki. Kitabımızın adı Beyaz Kaz Albi. Aa! Beyaz Kaz Albi. İsmi de güzelmiş ha. Evet evet. O da biraz farklı ve bu yüzden başına bazı olaylar geliyor. Bakalım neler neler geldi. Bu olaylarla baş edebilecek mi ve neler yaşayacak? Peki bu kitabımızın yazarının adı ne? Evet, yazarımızın adı Deniz Işık. Ah, Deniz Işık. Evet, Beyaz Kaz Albi. Çocuklar, okuyalım, okutturalım. Alırım, alırım. Evet. Ve haftaya tekrar görüşelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çirkin ördek gibi. Aşk olsun güneş. Aşk olsun. Ya yıllık böyle şeyler söylemek zorunda mıydın? Bu şekilde yansıtıyorsun gerçekten ama. Gerçekten kötü. Çok kötü. Farklı şekilde yansıtıyorsun. İşte bile. Heh, evet. Hadi gidelim artık. Hadi gidelim.